Vahdet sormuş, Rav dünkü Zohar dersinde yorgunluk ilgisizlikten kaynaklanır. Biz bunu aşmak zorundayız dedi. Ancak ben bunu bir realitör olarak göremiyorum. Aksine bugün sabah dersini yorgunluktan ötürü tamamlayamadım. Ancak bir saatine katılabildim. E ne eksik dostlarıma kendini tam ve eksiz, eksiksiz adamak için arvut yolu nedir? Güzel soru. Şimdi. Önem olması lazım hayatımızda. Yani amacın önemi olması lazım. Eğer kişi, şimdi bak burada oturan, yıllarca oturan arkadaşlar var sabah dersinde. Ondan sonra yıllardır. Baksan suratlarına hepsinin yüzü ve yılların verdiği bir ...limonluk var. Sanki işlemiş alın çizgilerine, buralarına falan. Ha? Yıllardan beri burada. Neden? Çünkü bir anlayışları var. Diyorlar ki... ...hayatımda buraya geldiğim zaman öyle bir şeydeydim ki, öyle bir noktadaydım ki... ...yani... ...ya buna edineceğiz kardeşim ya da öleceğiz. Öleceğiz. Bir de yazabilsem. Tamam. Ya da öleceğiz. Kişi böyle bir ikilemde olması lazım. Yani bu dünya denilen bu aşağıdaki hayatımız gerçekten kişi için artık öyle bir hissiyat olması lazım ki bu dünya dediğimiz ya böyle boş yani hissedilmiyor boşluk gibi kara bir delik gibi adamı böyle bataklık gibi çekiyor sürekli. Bu bir hissiyat olmalı insanın içinde. Bu hissiyata nasıl geleceğiz? Bu hissiyata anlayışla gelebiliriz. Bizim neslimizde fazla zor değil. Çünkü bizim neslimiz giderek daha kötüye gidiyor. O yüzden sizin için kolay. Ha? Biz ilk geldiğimizde yani 90'lı yıllar hala harikaydı bir şeyler yapabileceğimize inanıyorduk o zaman hayatta. Ha? Ama şimdi 2000'li yıllarda 2010'lara geçtik, 2020'lere geliyoruz artık. Hayatta kimse bir şey yapabileceğine pek inanamıyor. Dünya giderek kötüye gidiyor. O yüzden bir anlayışımız olması lazım. Bu anlayış da alma arasında yaşadığım sürece... Burada işin tadı tuzu olmadığı anlayışı ve dünyanın gidişatına bakmalıyız. Erdemli insanlar olarak bakın dünyaya baktığınız zaman bir gidişat görmeniz lazım. Kabala çalışıyorsunuz artık. Aramızda epeydir çalışan da var. Haberlere baktığımız zaman gün içerisinde, haftada ya da bir kere iki kere ne zaman bakıyorsanız, bir de küresel haberlere bakın. Ülkedeki haberlere bakmayın. Ülkedeki haberlerin çoğu biliyorsunuz. Ya yanlış yarım yamalak. Dünyanın gidişatına baktığınız zaman dünyanın gidişatı böyle gidiyor. Hı, tak. Hı, tak. Hı, tak. Yani bu şekilde iniyor. Şimdi bunu görüyorsak belli bir anlayışa gelmemiz lazım. Gidişat bu yani bu giderek düşe 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 rezil olacağız. Alma arzumda zaten haz alamıyorum. İkinci anlayışım bu ilk anlayışım. Alma arzumda kalıcı bir haz yok. Hep geçici bir haz var. İkincisi dünyanın gidişatı bu. Üçüncüsü hayatıma bakıyorum. Böyle tat tuz fazla yok. Belki küçük şeyden haz alıyoruzdur. Tamam. Aile bir de yiyecek. Başka pek kazaldığımız bir şey yok. Aile ve yiyecek. Hani güzel bir şeyler yediğimiz zaman harika. Bir de aile bitti yani. Başka bir hayatımız yok. Yani, yani tavuk da öyle yaşıyor. Tamam. Genel hayat. Baktığımız zaman bir kişi en azından entelektüel olarak bir sonuca gelmeli. Demek ki ya yani kardeşim. Doğanın kanları bu. Haz alamıyorum. Dünya giderek kötüye gidiyor. Kabala da çalışıyorum. Kabalistler de açıklıyor. Bu giderek kötüye gidecek ki insanoğlu dipten bir yukarıya çıkışa başlasın. Hazır bu işin içindeyken benim de hayatıma baktım zaman öyle muazzam bir şey yok. Ne yapabilirim o zaman? O zaman biraz önce Murat'a dediğim şey yapacağım. Bu anlayıştan elimdeki araçlara bakacağım. Çünkü maneviyata baktım zaman maneviyat mükemmellik. Öyle bir şey düşünün. Tüm dünya kaos içinde ve siz keyiften dört köşesiniz. Niye? Çünkü güzel bir anlayışınız var. Hayatı anlıyorsunuz, nereye gittiğini biliyorsunuz. Herkes ızdırap içerisinde. Ama siz neden öyle olduğunu biliyorsunuz. Dünyanın getirdiği ızdırabın üstünde oluyorsunuz. Izdırabınız farklı bir boyut alıyor. O da sevginin ızdırabı denilen bir şey. Ama o ilerleyen safhalarda en basitinden bile bu genel tabloda çizdiğim ve bu genel tablodan aldığımız anlayış bizi neye getirmeli ne yapmam lazım? Çevreyi nasıl kullanmalıyım ki ilerleyebileyim? Ona göre de bir çerçeve yapmam lazım kendime. Çerçeveyi de güçlendirmek için grubu sürekli kullanmam lazım. Biraz önce o yüzden Murat'a dedim sorumluluk almak çok önemli. Çünkü derste olmadığın zaman şimdi arkadaşlar diyecek Vahdet bir saat geldi. Sana arkalarını dönmezler, sana sevgilerinde kusur olmaz, ama endişe duyarlar. Vahdet iyi mi acaba derler. Hı. Ama Vahdet olarak sen nasıl düşüneceksin dostlar çünkü hep iyi düşünüyor seninle ilgili. Ama sen nasıl düşüneceksin? Dostlar acaba yarı yolda bıraktığım hissiyatını verdim mi? Yani onlar tarafından seni düşünme koşulu var, sevgi, senden onlara yönelik korku var. O yüzden maneviyatta ne var hem korku hem sevgi beraber olmalı. Yerden sevgisine de korkudan geliyoruz, yerden korkusundan yerden sevgisine geliyoruz. O yüzden kişinin kendisini arvutta güçlendirmesi için yaradana ihtiyacı var. Ama yaradana ihtiyaç duymam için, yani bir dua çıkması için benden Yaradan'a doğru gaza tüm gücümle basmam lazım. Ki öyle bir noktaya geleyim ki yani çölde Mecnun gibi yuvarlanıyor ya artık. Artık öldüm öleceğim yani başka bir şey yok. O noktaya kişi gelmesi lazım. Bu güzel bir duygu. Gözünüzü hiç korkutmayın. Bu çok hoş bir duygu. Neden? Çünkü kişi gerçekten çaba sarf ettiğini, maneviyatı kendi bileğinin gücüyle hak ettiği hissiyatını alıyor yaradandan. O yüzden yorgun hissediyor olman, uyumuş olman, şu olman, bu olman bunlar sana bu hissiyatları verirse sorun değil. Niye? Çünkü bundan izlenim alman lazım. Ama şimdi diyelim ki uyudun, daldın ve umunda değil. O zaman izlenim alamazsın o koşuldan. İzlenim almadığın için o koşuldan yerden ne yapmak zorunda Seni bir sonraki seferi dürtmek zorunda. Ya mesela Leo gelemedi toplantıya pazar günü ama rahatsız hissediyor kendisini. Ya i̇çinde bir rahatsızlık var gidemedim diye. Sende de o rahatsızlık olur ise bu faydalı bir rahatsızlık hissiyatı. Niye? Çünkü yapamadım. Kime ihtiyacım var yapamadığım zaman? Yaradan'a. Yaradan'dan yardım almak için ne yapmam lazım? Dostlar için dua etmem lazım. Başka olu yok. Onlu vasıtasıyla dua etmem lazım. Her dost da diğeri için duacı olması lazım. Herkes birbirinin duacısı. O yüzden Aravut'a bizi yerden getirecek. Adam Aravut'a falan gelemez. Karşılıklı sorumluluğu adamın hiç hiç gidesi yok. İste, istemesi falan mümkün bile değil. O yüzden yerden bu içsel değişimi yapabilir. Ama eğer dostlarımdan güç alırsam, aldığım güçle gaza basarsam, onun verdiği tüm eylemlerin sonucu, aldığım izlenimlerin birikimiyle içinde bir dua patlarsa, yerden o duayı kabul eder. Her defasında da de eder onu söyleyeyim. Yerden maneviyatta ilerlemekle ilgili her dönüşümüzde o dua kabul olur. Niye? Çünkü yaratışın amacına doğru bir talepteyiz. O yüzden çalışma kişiyi duaya getirmeli. Dua. Duaya da tüm çabasını vermeden, bir şeyler yapmadan, etmeden gelemez. O yüzden tamam bu koşul olmuş. Bundan bir izlenim almışsın. Belli ki rahatsızsın. Soruyu sormuşsun. Bu rahatsızlık iyi bir şey. Şimdi bu rahatsızlıktan bir şeyler öğrenip kendime ona göre bir ayar çekmem lazım. Programım da olsun, katılımım da olsun, telafisinde olsun bir şekilde. Güzel bir soru. Bunları yaşayacağız daha. O yüzden sorun yok.